terör örgütleriyle aynı çuvala girilmez. Sitemini böyle dile getirdi. Amerika'nın YPG'yi silahlandırmasına hükümetten ilk tepki Nurettin Canikli'den geldi. Yani bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bir varlık yokluk meselesidir, bir beka meselesidir. YPG, PKK ikisi de terör örgütüdür. Hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır. Ve bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. YPG unsurlarına, terör örgütüne ağır silahlar verilmesi başlı başına bir krizdir. Kritik Rakka operasyonu öncesi Trump'ın imzaladığı o karar dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Dışişleri Bakanı da o operasyona işaret etti. YPG'ye verilen her silahın Türkiye'ye döneceğini söyledi. Özellikle Rakka operasyonunda SDF içinde YPG'lilerin ve Arapların ayrılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı kritik ziyarete günler kala aldığı ABD sürpriz kararı. Tam da MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanı Erdoğan'ın sözcüsü Kalın Amerika'da temasları sürdürürken. Washington ziyaretinde tüm bu düşüncelerimizi gerekçeleriyle beraber Trump ve muhataplarımızla paylaşacağız. Erdoğan-Trump buluşması öncesi Türkiye'nin kaygıları öncü heyet tarafından da iletildi ABD'li yetkililere. Akar, Fidan ve Kalın'dan oluşan heyet ayaküstü Trump'la da bir araya geldi. Pentagon'dan çıkan silah kararının Erdoğan-Trump randevusuna nasıl etki yapacağı merak konusu. ABD'nin YPG kararına muhalefetten de tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yazılı açıklama yaptı. Kararın Erdoğan'ın ABD ziyaretini beklemeden alınması Türkiye ile dalga geçilmesi anlamına gelmektedir dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise Cumhurbaşkanı'nı derhal ABD ziyaretini ertelemeye çağırdı.